Ve Cenab-ı Hak 155. ayet kelimesi şöyle buyuruyor. Ve sabredenleri müjdele. Ve 156. ayet kelimesi de bütün bu sözümüzü toparlayan mahiyetiyle Cenab-ı Hak şöyle diyor. O sabredenler ki devamıyla. O kimselere bir musibet isabet ettiği vakit işler düştü, maaşı ödeyemedin, o oldu bu oldu, mallar yandı, stok azaldı, enflasyon patladı geliyor. Cenab-ı Hak diyor ki biz bu musibet isabet ettiğinde bu sabredenlerin diğerlerinden bir farkı var. Eğer onlara verdiğimiz imtihanları fark ettilerse o imtihanlardan geçmeyi beşerlerse derler ki bizler Allah'tan geldik muhakkak ona dönücüyüz derler. İmtihandayız abi derler. O zaman birinci madde. Müslümandan arabesk çıkmaz. Arabesk çıkıyorsa iman zafiyeti vardır. Yani başına gelen her bela ve musibette malı ile ilgili bir kazancında gene olmadı gene şöyle oldu. O öyle yaptı bu böyle yaptığı değil. Bunu yapıyorsan para kazanamazsın. Ve işin enteresan tarafı bu yine ne yazık ki batıdan örnek veriyor olacağım. Yurt dışında bir şirkette şu cümleyi kuruyorsanız ertesi gün atılırsınız. Bizim Türk gencinin başarı olmasının vesilesidir bu. Toplantıya girdin. Dediler ki sana depoda stok bitmiş, satış yapamıyoruz. Diye girdin. Sen de dedin ki Stok yapacaktık ama makineler bozuktu. İşte enflasyon yükseldi o öyle oldu. Bu da böyle oldu. Bu da böyle oldu. CEO ertesi gün çıkışını verir ya Allah güle güle. Niye? Abi toplantıda sorunu anlatamazsın Amerika'da. E sorunları konuşmadan çözümleri nasıl konuşacağız? Bak şöyle konuşacağız. Efendim biten stoklarımızı tamamlamak için şirketimizin finansman ihtiyacını gidermek üzerine bir yol haritası çıkardık. Bu yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Zaten bunu söylediğin zaman finansmanları sıkıntı olduğunu anlıyoruz. Bak adam söyleme takla attırıyor. Sen önce paramız yok ondan ondan yapamadık dersen öbür gün işten çıkarılırsın. Ama şu cümleyi kurarsan biz bu stoğu yerine koyabilmek için finansman açığını kapatmak üzerine şu işlere başladık dediğin anda hayırlı olsun nasıl yapacaksın derler, anlatırsın, onay verirler, herkes de sabreder bekler. Dolayısıyla birinci maddeme şu. <laughs> Kıymetli kardeşlerim. Bizler bu arabes kültürü tabirca ise herhalde İngilizlerden aldık. Çünkü gemicilerde bu arabes kültür çok fazladır. Zannedildiği gibi arabes kültürü çok arabi bir şey değildir. Ya da çok ortadoğu o bir gemicilikten kalmadır. Gemici tayfa her şeye olumsuz bakar. Ya işte ne güzel gidiyoruz dersin. Birazdan fırtına kopabilirler der. Tam kareye yanaşacaksın. iskeleye bondozlama girebiliriz der. Dümen kitlene ve Olumsuz yaşar adam. Hatta o kadar olumsuz yaşar ki onu dünya hayatında da olumlu bir şeyle olumlandırmak çok zordur yani. Öyle bir anlayış. Öyle bir mesleki problemle oturmuşlar. Birinci madde senin şunu bilmen lazım. Sen sorun odaklı konuşuyorsun ve fark etmeden bu hayatına işlemiş. Bunu da görmüyorsun. İslam sana diyor. Cenabı ı Hak diyor yani bu benim yorumum değil açık ayet tefsiri apayrı gider ama ayet herkesin herhalde anlayabileceği cinstendir. Sizi mallarınızla mahsullerinizle canlarınızı eksilterek canlı nasıl eksiltecek hasta olarak mahsulden nasıl eksiltecek ya senin yaptığın bir hatayla ya da dışarıdan gelen bir problem neticesinde mahsulle bir sıkıntı çıkacak. Mallarda olacak. Ne yapayım ben ya Rabbi? Sabret diyor Cenab-ı Hak. Çünkü sabır sana ne öğretir? Sabır. Oturup da ya sabır demek değil. Sabırla ilgili olan mezeliği okuyabilirsiniz. İnşallah. O zaman göreceksiniz ki mesele olumsuzla başlıyor olmak zaten ticaret ya da ne yapıyorsanız yapın başarısızlığınızın bir şey kazanamanızın birinci maddesidir. Müslüman hayatın hiçbir yerinde olumsuz cümle kurmaz. Örnek vereyim. Peygamberi çok seven, peygamber sevenlere söylüyorum. Allah hepimize daha çok sevdirsin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bana bir tane hutbesini getirin. Ya da bir tane hadis getirin. Olumsuz bir cümleyle başlasın. Bir tane getirin ben de öğreneyim. Hepimiz duyalım. En büyük özelliklerinden biridir. Hayatında bir defa Uhud Savaşı'nda yaşananlar belli. Bu kafirler de geldiler. Amcamı öldürdüler. Bizi perişan ettiler. Ama yılmayacağız dememiş. Yani mesela bir basit söyleyeyim. Bir tane politikacı çıkıyor televizyona. Önce sana olumsuzlukları anlatıyor mu? Abi arabesk hiçbir şey yapamaz. Bak hangi partide olursa olsun, beni ilgilendirmiyor. Çocuk önüme geliyor. Sorunum var diyor abi. Sana bir sorunum var. Sorunumu anlatmak istiyorum. Diyorum anlat. Önce bana olumsuzlukları yazıyorsa diyorum ki bir dakika önce bunun bir arabes kafası var doğal bu toprakların çocuğu. Şu arabeski bir yıkacağız. Bunu yıkmadan ben sana hangi ilacı versem sende çalışmaz. Çünkü sen ama cevabı şu oluyor çocuğun. Söylediklerim yalan mı abi diyor. Hayır gerçek. Ama gerçeği hangi sırayla anlatacağını bilmiyorsun. Çünkü sen gerçeklere önce olmamışından yaklaşıyorsun. Cenab-ı Hak da diyor ki o olmamış taraf var ya onu ben yaptım. Onu diyor ben yaptım ya ben bozdum. Ben Allah'ın bozduğunu nasıl düzelteyim ya? Allah'ın engellediğine nasıl geçit vereyim? Allah'ın kırdığına yıktığını nasıl yeniden inşa edeyim? Cenab-ı Hak diyor ki sabret. Sabretmek ne demek biliyor musun? Allah'ın seni imtihan ettiği yere bakıp Ha ben buradan imtihan oluyorsam demek ki bu konuda zayıf. Çünkü korku kelimesi var ya. Ha demek ki ben bu mevzudan korkuyorum. O zaman burada bana bir cesaret lazım. Şöyle çevirip böyle bakmam lazım. Birinci madde başına ne geldiyse Allah'tandır demeyi biliyorsun. Ama onu genellikle trafik kazasında haklıysan söylüyorsun. Yani haklı olan taraf iner. Allah verdi Allah aldı. Takma canına, canına bir şey olmadıysa falan diye iner suçlu taraf. Haklı olan taraf bağırır ya. İşte tamam Allah yaptı da senin önünü sen görmüyor musun? Yani. E işte i̇şte bak bu farklılık. Halbuki birincil olarak bu gence benim muharebesten çıkarmam için başka bir şey anlatmam lazım. Bazıları da diyorlar ki ya ben abiye sorunumu anlatma ihtimal bambaşka bir şey söyledim abi. Bambaşka bir şey söyledim. Çünkü sen daha sorunlara bakmayı bilmiyorsun. Kur'an-ı Azimüşşan bana sorun odaklı bir hayat yaşamama izin vermiyor. Sorun odaklı hayata bakan hiç kimse parayı adam gibi kazanamaz. Hani bunu da böyle ekliyoruz ki dinle iyisiniz diye. Hiçbir şeyini yapamaz. Evini de yürütemez. Ailesini de yürütemez.